Odak Noktası'ndan mutlu akşamlar ve iyi haftalar değerli izleyenler, değerli misafirler, Odak Noktası'nın konukları diyelim. Evet, her hafta olduğu gibi, haftanın her hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine gündemin öne çıkan başlıklarını masaya yatıracağımız bir programla beraberiz. Çok bekletmeden hemen değerli konuğumuzu takdim edelim sizlere. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Hamza Ersan Saner'le beraberiz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyiyiz ve ben şimdiden ekranları başlayacağım. Bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve güzel bir gün dilemek istiyorum. Evet, teşekkür ederiz. Mesajınızı iletmiş olduk biz de. Uzun süredir Odak Noktası'nda sizi ağırlayamadık. Bugün biriken tüm konuları ve günceli aslında sizlere sormak isteriz. Gündeme odaklanalım diyorsunuz. Evet, yani. İnşallah öyle olur. ama öncelikle tabii isterseniz geçtiğimiz hafta çok sıkça gündeme gelen, sizin de vurgulamakta önem arz ettiğiniz kadına yönelik şiddetle mücadele çalıştayı. Evet. Bu çalıştay elde edilen sonuç bildirgesinin hayata nasıl geçirilebileceği ve ülkemizde kadına yönelik şiddet meselesini isterseniz öncelikle uygun görürseniz bunu değerlendirmenizi rica ederiz. Evet, tabii kadına yönelik şiddet çalıştayı bizim için çok önemli bir düzenlemeydi. Çünkü ülkemizde olan sıkıntıları hasır altı edip bir yere varmanız mümkün değil. Dolayısıyla gerçeklerle yüzleşmemiz gerektiğine inanıyoruz hep bakanlık olarak. Ve bu konudaki sıkıntıları ortaya çıkarmak adına da, bu konuda sıkıntıları dile getirmek adına da bir çalıştayla bakanlığın izleyeceği yol haritasını ben yaptım oldu. Çünkü sonuç itibariyle bakanlıkta bu konu üzerinde çalışan gerçekten çok ciddi uzmanlarımız var ama ben yaptım oldu mantığından çok biz yaptık birlikte olsun mantığıyla hareket ettik. Şimdi tabii burada neydi ortaya koymaya çalıştığımız? Aslında kadına şiddet konusunda ülkede şiddet var mıdır yok mudur diye tartışılırken genel olarak gözlemlediğinizde dünyada sadece 3. dünya ülkeleri değil ancak kadın haklarının en üst düzeyde olduğuna inanan ülkelerde bile kadına şiddetin her geçen gün artış göstermesi tüm dünyada dikkate alınması gereken en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Zaten şeyde de çalıştayda da ortaya koyulmuş olan istatistiki bilgilere baktığınızda Avrupa'da %25-30 arası, Amerika'da %30-35 arası, Afrika'da %40 ve üzeri, Asya'da %35-40 arası kadının şiddet gördüğünü rakamlar söylüyor. Bizde durum derseniz Avrupa'ya yakın olmakla birlikte bunun bir yansıyanı bir de yansımayanı var. Zaten biz de geçtiğimiz gün ülkemizde 2014 yılından itibaren gerek sosyal hizmetler dairemize gerek polise verilen gelen şikayetleri ifade ettiğimizde işte 3 yılda 600 tane polise 130 küsur kişide bizim bakanlığımıza başvurduğunu görüyorsunuz burada. Ve bu trend giderek artıyor. Şimdi buradaki artış şiddetin arttığını göstermiyor gün itibariyle. Buradaki artış farkındalığın arttığını gösteriyor aslında. Şimdi biz de orada konularımızı bir güncel olarak neler olması gerektiği konusunda 5 başlık altında çalıştayda inceledik. Bunlardan bir tanesi kadına olan şiddetin yöntemi, diğeri bir farkındalık yaratılması. Bu konuda işte az önce söylemiş olduğum verdiğim örnek. Diğeri yasal çalışmalar, eğitim olayının nasıl olacağı ve şiddete uğrayan kadının rehabilitasyon süreci diye 5 ayrı konu başlığı altında bunları irdeledik. Ön taslak çalıştay raporu çıktı ama esas çalıştay raporu, çalıştayın raporu 2 hafta içerisinde tamamlanacaktır. Tümü çıktığında da yine basınla ve katkı koyan tüm kadın örgütlerimizle konuşmamın başında da söylediğim gibi her toplumun her katmanından kadınların katıldığı ve gerçekten şu anda geri dönüşümünü hem salonda hem sosyal medyada izlediğimizde çok olumlu geri dönüşler olduğunu da görüyoruz. Bu doğru bir olaya bakanlık olarak el attığımızı düşünmekteyiz bu konuda. Şimdi burada bizim ortaya koymaya çalıştığımız aslında şu, kadınlarımız şiddete maruz kaldığında şiddetin cinsi veya türünü konuşmuyorum burada. Şunu söylüyoruz bakanlık olarak.
ayağa kalkmak için kendileri irade ortaya koyacaklarsa ne kadar düştüklerinin önemi olmadığını kendilerine bakanlık olarak hatırlatıyoruz ve bu yolculuklarında da yalnız kalmayacaklarını, her türlü ortamda, her türlü platformda da kendileriyle birlikte hareket etme arzusu içinde olduğunu söylüyoruz bakanlığın. Ve bu çerçevede de çıkan Çalıştay raporunda, taslak Çalıştay raporunda, şu anda tam açıklamak istemiyorum çünkü benim de önüme gelmedi ama bizim izleyeceğimiz yol haritası da belirlenmiş oldu. Geçtiğimiz gün kurultayın kapanışında da, Çalıştay'ın kapanışında da şöyle bir cümle ifade ettim. Bizler bu Çalıştay'ı yapmayarak çok rahat bu işleri yönlendirebilirdik. Fakat bu Çalıştay'ı yapmakla aslında kendi bakanlığın çalışma düzenini 2 kat, 3 kat artırmak zorunda kalacağız. Çünkü bu konunun üstüne biz bu konuyu hasıraltı etmedik. Tam tersi gün yüzüne çıkarttık ve çözüm önerileriyle birlikte Çalıştay'ın bir sonucu çıkacaktır. Bu sonucun da bakanlığın yol haritası olacağını ifade ettik. Şimdi inşallah bu sonuçtan sonra ortaya çıkacak bizim bakanlığın yol haritası ne olacaksa yine sivil toplum örgütlerimizde katkı koyan herkesle, üniversiteden bilim adamlarıyla bu yolu yürümek için gereğini yapacağız. Yalnız her şeyden önce şunu söyleyeyim. Tabii Çalıştay sırasında da gündeme geldi. Her zaman bu çalıştaylar yapılıyor. Bu çalıştaylardan çıkan sonuçlar tozlu raflarda tozlanmaya terk ediliyor. Yalnız şunu söyleyeyim, biliyorsunuz göreve geldiğinizde, biz göreve Mayıs ayında geldik. Dolayısıyla Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ya da Sosyal Hizmetler Dairesi'nin bütçesi mevcut bir bütçeydi. Bizim buna bir şey eklememiz ya da çıkartmamız mümkün de eklememiz mümkün değildi. Dolayısıyla 2017'ye biz bir plan program yaptık. Bu çerçevede hayata geçireceğimiz 5 önemli projenin bir tanesi de bu çalıştaydan çıkacak sonuç doğrultusunda ki bu kadın sığınmavi ise kadın sığınmavi, şiddet önleme denetleme merkezleri ise şiddet önleme denetleme merkezi yapma konusunda da bütçemiz ayrılmış bulunmaktadır. En önemli artının bu olduğunu ifade ettim ve bunu da defalarca tekrar ediyorum. Çünkü bu bütçe ayrılmıştır. Bu buradan çıkacak olan sonuç bizim yapılacak olan altyapı yatırımı ne olursa olsun hemen harekete geçip temelini atmak için uğraşacağız, onu söyleyebilirim. Evet, kadınlar tarafından da ülkemizde ilgi gören ve olumlu geri dönüşler aldığınızı söylediğiniz bir çalıştay hayırlı uğurlu olsun diyelim ve umarız sizin de belirtmiş olduğunuz gibi sonuç bildirgesi bir bakanlık eylem planına dönüşür ve kadınların yaşamış olduğu özellikle şiddet konusundaki bu sorunda en aza mümkün olursa tabii ki olabilirse sıfıra indirgeme noktasında gayretler gösterilir. Biz de yakinen takip edeceğiz. Tabii burada eklemek istediğiniz bir şey varsa en az derken şöyle bir şey söyleyeyim. Az önce de ifade ettim. Sayının artması aslında az önce söyledim ya. Şiddet daha azdı da her geçen yıl şiddete uğrayan kadın sayısı arttı diye bir yaklaşım yok aslında. Şiddet aynı aslında baktığımızda da farkındalık yaratmak. Yani evet, düştüğü zaman az önce söyledim ayağa kalkma niyeti varsa kadınımızın biz her ne kadar düştüğü önemli olmamakla birlikte bizim için onun hayata döndürmek için destek vereceğimiz işte bu farkındalık yaratmadığımız için geri dönüşün arttığını biz değil bizden önce de tabii yapılan bazı şeyler var. Hepsini biz yaptık da diyemiyoruz ama herkes bu çorbada bir tuzu dahi olsa bence çok önemlidir diye düşünüyorum ve hep şunu söylüyoruz artık kadınlarımız için şiddet kadınımızın kaderi değil. Sevgi kadınımızın geleceği olacaktır prensibiyle bakanlık hareket edecek ve bu konulara bu duyarlılık çerçevesinde yaklaşacaktır diyoruz. Evet, peki 10 aylık bir süre yani bakanlığınız için 10 aylık bir süre bu süre zarfı içerisinde pek çok temaslarda bulundunuz. Gerek Türkiye'de gerek burada çok çeşitli girişimler, gelişmeler yaşandı. Şöyle geriye dönüp bir 10 aylık sürece baktığınızda nasıl bir süreci geride bıraktınız? Gelinen aşamadan kendi adınıza memnun musunuz? Yoksa bu zaman zarfına istediğiniz ama sığdıramadığınız başka konular, başka gelişmeler de var mı? Bir 10 yılın kısa bir değerlendirmesini yapabilir misiniz? 10 ayın kısa bir değerlendirmesini yapabilir misiniz? Evet, 10 yılın bizde 10 yıl bakanlık yapabilen kimse olmadığı için. 10 yılın yapamayacağım ama 10 ayın yapabileceğini evet, düşünüyorum. 4 yıllık hükümet bulamıyoruz ülkede. 10 aylık evet, bakanlıktan bahsedelim. Bu dil sürçmesiydi evet, tabii ki ama iyi bir espri oldu yani. 10 evet, yıl gibi geldi yani. Onu size söyleyeyim bu 10 ay. Onu öyle ifade mi edeyim? Evet. Şimdi tabii ülkede biliyorsunuz birçok konuda
vatandaşlarımızın beklentisi tabii ki hep en üst düzeydedir. Bundan da daha doğal bir şey olamaz. Ancak biz göreve geldik geleli dairelerimizin tümünün yasalarında değişiklik yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Ve inanın tüm dairelerimizdeki yasaların hemen hemen hepsine dokunmak zorunda kaldık. Ve bunları da dokunurken bu ay içerisinde dokunduğumuz için bunu söylüyorum. Yani dokunacağız da değil artık. Yani hepsi ya bitti, ya meclise sevk edildi, ya görüş meclise sevk edilmek için savcılık veyahut merkezi mevzuat görüşü almak için beklemektedir. Şimdi kısaca bunları biraz açayım. Göreve gelir gelmez en çok beklentilerin en yüksek olduğu olaylardan bir tanesi kayıt dışı işçi konusuydu. Evet. Ve bu kayıt dışı işçi çok ciddi şekilde ülkede tartışıldı. Hala daha da şöyle ya da böyle tartışılıyor. Yalnız az önce siz de söylediniz, bu kadar yılın birikimini 10 ayda temizlemedi, 10 ay içerisinde temizlemeyi beklemenin takdirini de ben yine vatandaşlarımıza bırakıyorum. Ve bugüne kadar çıkarılan aflarda, ücretli aflarda maksimum 2122 kişi kayıt altına alınıyorsa ve bu son afta 6382 kişi, yani bugüne kadar paralı aftan faydalanan en yüksek oranın 3 katı kişi kayıt altına alınabiliyorsa, bu ülkedeki kayıt dışı işçi sorununun ne derecede olduğunu artık siz tahayyül edin. Hep böyle basında görürsünüz, işte denetim yoğdu da, şu yoğdu da, bu yoğdu da. Ya zaten denetim yapsan da 6382 kişi kayıt dışındaydı. Şimdi biz öncelikle bu 6382 kişiyi şu anda en azından kayıt altına aldık. Eğer toplam sigorta mükellefi sayımızın 93 bin olduğunu, 92 bin küsur, 92.800 küsur, 93 bin kişi olduğunu düşünürseniz, toplam sosyal sigorta mükellefinin %7'si oranında bir miktarın, bakınız büyüklüğe, kayıt dışı durumda olması ve bunun kayıt altına alınmasından daha büyük bir denetim mi olur? İşte bunu gördüğü için bakanlık harekete geçti. Tabii burada İçişleri Bakanlığı'nın da hakkını teslim etmek gerekir. Ortak yapılan bir çalışmaydı. Hem çalışma hem muhacirat affı birlikte yapıldı. Dolayısıyla bu konuda da sizin vasıtanızdan toplumumuza bu mesajı da vermek istiyorum. Şimdi tabii ki doğal olarak bizlerin her gün gelen ihbarlar veyahut personelimizin, müfettişlerimizin günlük denetimlerinde de ortaya çıkan bir takım uygulamalar ve denetimlerimiz sonucu problemleri yaşamaktayız. Bunlar da günlük yaptığımız işler. Bunların hepsi de sürekli devam ediyor. Herhangi bir problem yok. Yalnız burada unutmamamız gereken tek bir şey var. Önce iğneyi kendimize batıracağız. Sonra çuvaldızı başkasına batıracağız. 93 bin sigorta mükellefinin 42 binini yabancı iş gücü oluşturuyor. Bunu da niye söylüyorum? Kayıt dışında olan ve yerli kayıt nelerdir, o da ortaya çıksın diye söylüyorum. Ve iş yasamıza göre ülkeye çalışmak için gelen işçilerin tüm sorumluluğu ilgili işverene aittir. Bu evet. İşveren kimdir? Bu ülkede yaşayan sizsiniz, vatandaş olarak benim. Buranın sahibidir, X şirketin sahibi, Y şirketin sahibi, Z şirketin sahibi. Eğer bizler kendi kendimize saygımız yoksa ve bu çalışmak için adaya getirmiş olduğumuz dünya vatandaşlarına sahip çıkmayarak onların farklı işlerinden iştigal etmesini imkan yaratıyorsak, önce iğneyi işte kendimize batıralım, çuvaldızı başkasına dedi budur. Şapkamızı önümüze koyup iki kere değil 2222 kez düşünmemiz gerekir. Denetim aslında temelden başlamak zorundadır. Burada işçinin hakkının ne olduğunu, yasal çerçevede nasıl bu ülkeye geldiğini bileceksiniz. Sonra da aynı işçiyi farklı iş gruplarında yasal hiçbir imkanınız olmadığı halde çalıştıracaksınız. Bir şey de olunca bunun problemini, sorumlusu belli bir noktaya çıkarılacak. Bunun da çok doğru olmadığını inanıyorum. Bunu niye söylüyorum?
son günlerde yaşanan bir trafik kazasını da yine bizim bakanlığımıza mal etmeye çalıştı. Ben de çok net söyledim. Şuradaki kameraman arkadaşımız, ben çalışma hayatından sorumluyum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Şu anda siz ona derseniz ki bu masayı al falan yere götür programdan çıktıktan sonra. Yolda çıktı, kaza yaptı. Polis neyini sorgular? Sürüş ehliyeti var mı o kamyonu sürebileceği veyahut yok mu, değil mi? Ben mi sorumluyum çalışma hayatından? Evet. O arkadaşımdan evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Peki bu yabancı olursa benim yine sorumlu olan işte kameraman 5 dakika sonra Mert Bey'in ona bu masayı yükleyip yüklemediğini ben nereden bulabilirim? Geldim burada da şu anda denetimimi yaptım. Kameraman arkadaşım da burada işte. Siz 5 dakika sonra bunu başka bir yere görevlendirirseniz bunu çalışma bakanlığı nereden bulabilecek? Yani eleştirirken de bence artık mantık çerçevesinde eleştirirsek doğru. Aa işte siz onu yaparsanız biz de gerekli hemen ceza neyse yasal koşullarda onu da uyguluyoruz ve uyguladık da. Yasaları hep birlikte yapıyoruz. Ersan Saner yapmadı iş yasasını 1975 yılında ve bugüne kadar geldi. Dolayısıyla bu da onun bir göstergesi. Biz bu konuda ama çok sıkı denetimlerimiz devam ediyor. Artık çalışma yaşamını bir de daha da kolaylaştırmak için insanları koşuşturacağımıza bilgisayarları konuşturacağız sloganı ile çalışma izinli arkadaşlarımıza pasport yerine çipli kimlik kartı, kare kodlu kimlik kartı verip onları yanlarında bulundurmalarını, bulundurmayan hakkında da nasıl cezai işlem yapacağımız konusunda da yasal düzenleme yapacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Ama bunu yakında lansmanını yapıyoruz. Orada herkesle anlaşacağız. Dolayısıyla gerek işte çalışma dairesiyle ilgili olarak yaptığımız çalışma izinleri yasası ki açtı konu bayağı. Yine hep gündeme gelen iş sağlığı ve güvenliği konusu. Mevcut tüzüklerimiz 89 yılından kalma tüzükler. Artık günün koşullarının çok ötesinde. Şu anda bakanlığın gerek inşaatlarla ilgili iş sağlığı ve güvenliği, gerek basınçlı kaplarla ilgili, gerekse de asansörlerle, kaldıraçlarla ilgili 3 ayrı dalda tüzük çalışmaları da bitmek üzeredir. Eli kulağındadır. Hatta bir tanesi savcılığa gönderilmiştir, görüş alınmak üzere. Bu da çalışma dairemizin şemsiyesi altında. Sosyal Sigortalar Dairesi 17, yani şu ana kadar denetimlerimiz sırasında ortaya çıkan problemlerin çözümü, günlük yaşamı kolaylaştırıcı önlemler ve herkesin beklentisi haline gelen faizin bağışlanması af dolayı dahil 17 maddelik bir değişiklikle bugün ivediliğini aldık mecliste. Keza İhtiyat Sandığı Dairesi'nin benzer şekilde ciddi sorunları var. Onun yasası tekrar revize ediliyor. Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Merkezi mevzuatta ve savcılıkta bekliyor. Bakanlar Kurulu'na gitmek üzere. Oradan gelir gelmez o geçecek. Yine günün koşullarına artık hizmet veremeyen Sosyal Hizmetler Dairemizin tüzüğü ve yasaları son aşamada bizim dairemizin, bakanlığımızın hukukçuları tarafından son rötuşları yapılıyor. Dolayısıyla bu 10 ay sadece bu çalışmalarla ilgili olarak dolu dolu geçti. Bunun 4 ayının meclisin yaz tatilinde olduğunu ve bizim kanun hükmünde kararnameler ve onun iptaliyle mahkemede yasal değişikliği düşünüldüğünüzde 5 aya sıkıştırılmış bir çalışma ama inanıyorum yasalar çıktığı günden beri işleyişi engelleyen birçok yasal boşluk bu dönemde dolduruluyor. Ki ben daha önce komitelerde çalışan bir milletvekili olarak da bunun ne demek olduğunu bu kadar hızlı yasanın meclise gelmesinin gerçekten önemli icraatlardan olduğunu da çok net ifade edebilirim. Evet, peki 10 aylık değerlendirmeyi... Tabii bunun yanında bu projeler de var. İsterseniz şimdi, onlara da girelim ama evet. şu konuya isterseniz ki, biraz benim de birkaç merak ettiğim soru var. Yani size 10 yıl gibi gelen 10 ayı aslında bu şekilde önemli bir kısmını işte yani şimdi? Özetlemeye çalıştınız ama şöyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çalışma hayatına şöyle bir kabaca baktığınızda bir vatandaş olarak, bir çalışan olarak, bir gazeteci gözüyle de baktığınızda koşulların bazı ağır işlerde özellikle daha da kötüleştiğini ya da
bazı şeylerin olumsuz yönde değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Özellikle IŞİD profili çok ciddi anlamda bir değişiklik gösterdi. Ama burada tabii ki herhangi bir sınıflandırma ya da kategorize etme söz konusu değil, yanlış anlaşılmasın ama daha ucuz işçi talebiyle daha eğitimsiz, daha deneyimsiz işçilere yönelme eğilimi var. Bu da aynı zamanda beraberinde kayıt dışı işçi ya da bir anlamı bunun kayıt dışı işçi anlamına geliyor. Üçüncü ülkelerden ülkemize gelen, özellikle belli başlı Asya ülkelerinden gelen ya da bazı Afrika ülkelerinden gelen, hali hazırda okumaya geldiği halde ağır işlerde çalışan, çok kötü koşullarda çalışmak durumunda olan çalışanlar da var bu ülkede. Türkiye'ye bir iş gücü Türkiye'den gelip burada çalışıp artık burada çalışma hayatını sonlandıran ya da Türkiye'ye dönen ya da başka ülkelere dönen vatandaşların da durumu ortada. Nitelikli eleman sıkıntımız, yerli iş gücü sıkıntımız hala devam ediyor. Bunu da aşamadık. Ortada böyle bir durum var. Bir turizm ülkesiyiz. Nitelikli iş gücünün de çok önemli olduğu, dil bilen, belli bir noktaya gelmiş, deneyimli iş gücüne de ihtiyacımız var. Ülkenin en nezih restoranlarında bile aynı dili konuşabildiğiniz bir çalışan neredeyse bulamıyorsunuz. Böyle sıkıntılar da var. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Bir de çalışanların yasal olarak da ya da yasal olmasa da çalışanların ağır işlerde özellikle çalışanların çalışma koşulları ile ilgili sıkıntılar da var. İşte inşaatlar, ağır nitelikli iş sınıflarında çalışan vatandaşların konaklama, barınma, yeme, içme bunun gibi A'dan Z'ye sorunları devam ediyor. Bunları da konuşmazsak vatandaş bana hazır bakanında bulmuşken neden bunları sormadınız diye sitem edebilir. Ben de sormuş olayım efendim, nasıl değerlendirirsiniz? Bu koşulları daha iyiye nasıl götürebiliriz? Durum daha kötüye gidiyor izlenimi. Doğru mudur? Siz katılır mısınız buna? Şimdi tabii genel olarak istatistiklere baktığımızda ağırlık hala daha ana vatandan gelip çalışan yabancı iş gücünde diyebilirim. Ciddi şekilde ağırlık %75 gibi. Onu söyleyebilirim. Yalnız burada değindiğiniz konular da yanlış değil. Bunu buradan ifade edebilirim. Özellikle ülkemize 3. dünya ülkeleri olarak ifade ettiğiniz Afrika ve Asya'dan gelen, öğrenci adı altında gelen veyahut farklı şekillerde gelen ama öğrenci. Bunlarda da öyle tahmin ettiğiniz kadar olmasa dahi belirli bir miktar öğrencinin farklı işlerde farklı ülkemizin adına yaraşmayacak ve yakışmayacak bir takım işler içerisinde bulunması da tarafımızdan doğal olarak kabul edilmez. Ve bu konuda biz Çalışma Bakanlığı olarak Eğitim Bakanlığımızla birlikte ve İçişleri Bakanlığı üçümüz çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Yakında bunun sonuçlarını da sizlere de paylaşacağız. Takibimiz altında. Yalnız hepimiz öğrencilik yaptık. Öğrenciler çalışamaz diye bir kisve olamaz. Tabii ki. Tam aksine. Dünyanın her yerinde öğrencinin part-time çalışma koşulu mevcuttur. Bizim ülkemizdeki mevcut iş yasamız günde 4 saati geçmemek üzere, haftada 20 saati aşmamak üzere bu çalışma imkanını veriyor. Dolayısıyla bu kalıplar içerisinde bizler de dünyayla aynı dili konuşarak, dünyayla farklı bir dil konuşursanız anlaşamazsınız çünkü. Sizin restoranlarda dediğiniz gibi bu işlerin çözümü için gerekli adımları atacağız. Bunun da mesajını buradan vermiş olayım. Nitelikli iş gücü konusundaki tespitiniz tam yerinde. Fakat buradaki esas problem biraz da ekonomik, biraz değil aslında esas ekonomiye dayanır. Çünkü ana vatanda asgari ücret 1700 TL'ye dayanıyorsa ve bizde hayat pahalılığının üzerinde bu sene %23 hayat pahalılığının üzerinde ki asgari ücreti 10 ayda da 2 kez asgari ücret. Orada girecektin. Hep soruları evet, iyi, tamam, siz o zaman, anlatıyorsunuz. Evet, buyurun sıkıntı ondan yok. Sonra girin siz. Tamam ben onu, %23 üzerinde veren bir hükümet olmamıza rağmen hala daha artık Türkiye'deki barınma koşullarını ve pazarı düşündüğünüzde alışveriş yaptıklarını, harcadıkları meblağı daha cazip olduğu için oradan buraya işçi yönelmesi artık yavaşlamış durumdadır. Evet. Bunun esas temel prensibi budur. Yani tabii Türkiye'deki ki, ekonominin ya da makasın daralması. Makas evet. Ciddi şekilde evet. Daralmıştır. Bunun yanında bir ikincisi de işverenler daha çok kazanabilmek ve daha az gider olarak, iş gücü gideri olarak harcayabilmek için de başka eğilimler içine girmesi beklenebilir. Fakat sizin dediğiniz çok önemli. Birbirinizle nasıl anlaşacaksınız? Çünkü
gelen birçok kişinin yabancı dilinin, kendi dilinin dışında yabancı dil olmadığında bizler de gözlemliyoruz. Bu da pek daha hoş olmuyor tabii ama demek ki çalıştırıldığı yerlerde bunun bir faydası görülüyor ki böyle bir düşünce vardır. Dolayısıyla biz bu konularda, şimdi bakınız burada kayıt dışı işçi çok azdır. Kaydı mutlaka vardır ama bir yerden bir yere geçmiş olabilir veyahut 6 ayı dolduktan sonra yatay geçiş hakkı vardır. Oradan kendini bulmakta biraz süre alabilir bizim için. Ama biz mutlaka özellikle bu yeni lansmanını yapacağımız çalışma izin kartlarının devreye girmesinden sonra bilgisayarların artık bizi ikaz edecek olmasından mütevellit bu konuda çok ciddi yol kat edeceğimize inanıyoruz. Ama bir bakıyoruz bu yabancı iş gücü ağırlıklı olarak hangi sektörlerdedir? Evet doğrudur, inşaat sektöründedir. Evet doğrudur, hayvancılık sektöründedir. Evet doğrudur, turizm sektöründedir ve tarım sektöründedir. Bu yatırımların yüksek olmasının ana etkeni tabii ki kayıt dışı olmasının yanında kayıt dışına düştükleri anda sıkıntı yaşayacaklarını bilmiş olmalarının yanında tehlike sınıflarının yüksek olmasından da kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla sistem birbirini tamamen kapatıyor aslında. Öyle işte gördüğünüz gibi 6.382 kişiyi de kayıt altına aldıktan sonra ülkemizdeki bu rakamın bayağı azaldığını ve bundan sonra da artık tamamen kontrolümüz altında olacak. Çünkü çalışma dairesine müracaat yapıldığı anda biz aynı işçinin sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı yatırımlar, yani sosyal haklarının verilip verilmediğinde direkt denetleyebileceğimizden hiçbir insan gücüne ihtiyaç kalmadan, personelin vardır yoktur tartışmasını yaşamadan toplumun önünde ve çalışma izni bitmezden bir ay önce size bildirimde bulunacağımdan, eğer buna da uymazsanız devleti benim vatandaşım asla kandırmaz diye inanıyorum. Ama bunu bir kez, iki kez yaptığında da bunu görürsek devlet de ona göre kendini korumak ve kollamak için tedbirleri anında üretir. Burada da hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Onu da açık ve net söylüyorum. Ama sistem çok az kaldı, devreye giriyor Adanze'ye. Artık personel dahi gittiğinde sadece kartın arkasında bulunan bazı özelliklerinden dolayı kendinin sosyal güvencesinin yatırılıp yatılmayacağını net olarak görebilecektir. Ciddi bir denetim sistemini bilgisayarlar üzerinden kurduğumuzu da buradan net ifade edebilirim. Bu sistem şuna olanak sağlar mı ya da bu boşluk nasıl giderilebilir? Şunu merak ediyorum. Herhangi bir alana özellikle yurt dışından çalışan temin etmek için çıkıldığında, arandığında, gerekli ilanlar verildiğinde, yerli iş gücü bulunamadığında o pozisyona işe alınan kişi, bu bağlamda da bakanlığa müracaatı yapılan kişinin eğitim durumu, o işi yapıp yapamayacağına ilişkin olarak, gerçekten bu konuyla ilgili olarak uzman olup olamayacağı ile ilgili olarak eğitim durumunun sorgulanması. Eğer yurt dışından geliyorsa o çalışanın nerede kaldığı, hangi koşullarda kaldığı, nasıl barındığı gibi konular da sizce irdelenmeli midir? Çünkü biz bugün hali hazırda konteynerların içerisinde çalışan, yani namüsait, tırnak içinde söyleyeyim, çok ağır koşullarda süngerlerin üzerinde barındırılan, çok kötü koşullarda, çok çeşitli iş sektörlerinde mutlaka bunlar biliniyor. Bir gazeteci gözüyle dile getirmek istedim. Vatandaşlar var, çalışanlar var. Nereden gelirse gelsin hiç önemli değil. Hangi dili konuşursa konuşsun, o da önemli değil. Dil de bilmesin, eğitimi de olmasın ama o koşullarda yaşamasın, o koşullarda da çalışmasın mümkünse. Bunu nasıl denetleyebiliriz? Tabii bütün her şeyi bakanlıktan, devletten beklemek tabii ki kolay değil. Siz zaten burada işverenin sorumluluklarına dikkat çektiniz ama bir de işin suistimal meselesi var. Devlet, vatandaş devletini kandırmaz ama bazı suistimaller yaşanabilir. Herkes de aynı şekilde değildir. Kaldırmadığına inanıyoruz prensipte dedik. Prensipte. Peki çalışanların durumuyla ilgili neler konuşabiliriz? Çalışanların mağdur edildiği, çalışma izni meselesiyle zaman zaman zor duruma bırakıldıkları, mesela özellikle transferlerle bir başka kuruma geçişte sizin çalışma izninizi yapacağız, bekleyin şeklinde oyalanıp çalışma hakkını kaybeden pek çok vatandaşın olduğunu, şikayetlerin geldiğini biliyoruz. Bu bağlamda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi, çalışanın da suistimal edilmemesi için. Ben zaten az önce söylerken ve dediğim yasalar bu kadar düzenlendikten sonra hala daha işverenin duyarsız kalmasını anlamıyorum dememin tam karşılığı bu söylediğinizdir. Şimdi dediğiniz doğru. Bu ülkeye gelen herkesin
uygun koşullarda konaklaması gerektiği de denetimler sonucu ortaya çıkıyor ve ona göre gerekli izinler veriliyor. Ancak burada da bugün mesela bu konuda çok farklı bir yeni gündem geldi ortaya. Çünkü bu defa işçiler de bunu geldiğinde, tamam bazen işverenler de bu konuda sıkıntı yaratabiliyor ama işçilerin de farklı şekilde sıkıntı yarattıkları da ayrıca gündeme geliyor. Buradaki bu dengeyi de aslında bulmak çok da kolay değil. Barınma için tamam ama barınma için sarfiyatları kim ödeyecek? Hepsini işverene yüklemek de. Çünkü biz sonuçta asgari ücret vereceksiniz minimum diyoruz. Asgari ücret veriliyor ama bunlar da sağlanacak. Bunlar, onların kendi arasındaki ikili anlaşmalar yine bakanlığa problem olarak geri dönüyor. Halbuki bakanlığın ondan sonraki işlerde yani ikili anlaşmalarla çok fazla bir alakası olamaz. Bizim buradaki esas üzerinde durduğumuz kişinin sosyal güvenlik yatırımlarının bir tamam yapılıp yapılmayacağı konusudur. Bunlar yapıldığı takdirde uzlaştırıcı olarak görev vermeye de bir hizmet vermeye de devam edeceğimizi de söylemek istiyorum. Evet, bu konuyla ilgili gelen sorular da var. Sosyal sigorta primlerini yatırmayan bazı kurum ve kuruluşlara göz yumulduğu iddialarına ne dersiniz? Bakanımız ne der diyor bir vatandaş. Buna benzer birkaç soru daha var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bazı kurum ve kuruluşlara imtiyaz tanınıyor mu? Ya da sosyal sigorta primlerini yatırmayan kuruluşlara göz yumuluyor mu? Vatandaş böyle bir algıya sahipse bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi böyle bir algıya biz göz yumsak, İşte sosyal sigortalar yasasını herhalde az sonra konuşuruz, konuşmayız bilmiyorum mecliste olanı da. Niye faizlerin affedilmesiyle ilgili yasa tasarısını meclise gönderdik ki? Zaten eğer imkan tanıyorsak belli gruplara gerek yok bunu yapmaya demekti. Ülkenin genelinde bu sıkıntı bize çok ciddi bir baskı unsuru oluşturduğu için bu yöne yöneldik. Dolayısıyla buradan tabii ama herkes biliyorsunuz konuşurken işte ona bu ayrıcalık var, şuna bu ayrıcalık var. Ama şu gerçek mi? Evet, ben siyah beyaz bunu buradan beni tanıyanlar bilir söyleyeyim. Siz müteahhitsiniz, iş yapacaksınız ama sosyal sigorta ihtiyaç sandığına borcunuz var. İhaleye gireceksiniz, bizden borcunuz yoktur yazısı almadan giremiyorsunuz. Bize geldiniz, müracaat ettiniz. Biz de borcunuz var diye size imkan yaratmadık. Peki siz nasıl iş yapıp bize ödeyeceksiniz? Hiç bunu düşündük mü? Eğer siz çalışmazsanız bizi nasıl ödeyeceksiniz? Burada da diyoruz ki tamam kabul ediyoruz, gel bu borcunu yapılandıralım. Eğer buysa söyledikleri, evet bunu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bakın biz iş yaşamını kolaylaştırmak için buradayız. İş adamlarına problem çıkartmak için değil. Gel borcunu yapılandıralım, borcunun belli bir miktarını öde, bunları taksite bağla, Maliye Bakanlığı'na git, bize temlik getir. Alacağından %10 mahsuplaşacağız. Hemen sana iş borcu yoktur yazısı değil de bu ihaleye katılmasında bakanlığımızdan sakıncası yoktur yazısı verelim. Sen de işini gör. Bu yaklaşımda eğer adam kayırmacılığı varsa evet kayırıyoruz, bu müteahhitleri demektir. Ama bu müteahhit de iş yapmazsa oradaki borcu nasıl? Burada bakınız belli bir miktar alıyoruz. Taksitlendiriyoruz, alacağından temlik alıyoruz. Yani devletten her ödediğinde kesilip sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığına gidecek demektir. Herhalde bundan daha mantıklı bir çözüm de iş adamının da önünü açıyoruz. Devletin de alacağını alabilmesi için rahatlama getiriyoruz. Dolayısıyla bu tip çalışmalarımız da vardır. Çalışma Bakanlığı'nın temel prensibi iş yaşamının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde önünü açmaktır. Bunun için de gerekli kararlar üretiliyor. Ha bu sokakta konuşulurken farklı algılanıyorsa yapılan budur. Bilgi edinilmesini özenle ben şimdi istirham ediyorum. Evet, bir de belediyelerde çalışanların durumu, belediyelerin prim yatırmayan belediyelerin durumu, bu da tartışılan, merak edilen, bir de belediyelerin prim borçları meselesi. Bu konuya da biraz değinirsek. Şimdi belediyelerin geçtiğimiz yıldan itibaren, 2016'dan itibaren almış oldukları katkıdan sosyal sigorta ve ihtiyaç sandıkları peşin kesiliyor. Burada 2017 yılının başında bize yapılandırmak isteyen belediyelerin müracaatları istendi. Tüm belediyelerinde müracaatları mevcuttur. Şimdi yapılandırma prosedürünü kendileriyle konuşuyoruz. Yapılandırırız ya da yapılandırmayız. 2018'den itibaren yasa gereği bu
prim borçları kendi alacaklarından tahsil edilecektir devlet tarafından. Dolayısıyla bu konuda da kimsenin aklında herhangi bir soru işareti kalmasın. Evet. Bu konuda o şekilde. En fazla borç hangi belediyelerde? En büyük borç. En büyük belediyede. En büyük belediye Lefkoşa Türk Belediyesi'nde en büyük borç. Siz onu görüyorsanız en büyük belediye sizin görüşünüz olur. Bilemiyoruz. Siz peki hangi belediyeyi kastediyorsunuz? Bizim için X, Y, Z burada önemli değil. Burada belediyelerimizin biz şeyinde değiliz. Hangisinin daha çok borcu var ama... Bizim buradaki amacımız belediye başkanlarının da sıkıntısını anlayarak ama çünkü sonuç itibariyle birçoğunun kendi döneminden kalan borçlar da değil bu. Ama sosyal sigortalarında hayatını idame ettirebilmesi için yine gerekli ödemeleri alması lazım. Bu çerçevede düşündüğümüzde de biz belediyelerle bu konuları çözebileceğimizi, çözemezsek zaten 2018'den itibaren yasal olarak otomatik çözüleceğini ben buradan söyleyeyim. Evet, çünkü çalışan arada kalıyor. Evet. Belediyelerle çalışanın, kurum arasında. Çalışanın da hayatını idame ettirmesi için de, sağlık hizmeti alabilmesi için de bu primlerin de tabii ki yatırılması gerekiyor. Çalışanı da düşündüğümüz için aslında biraz bu soruların üzerine gidiyoruz. Çalışanımızın son bir yılda yatırımları tam yapıldığı için sağlık konusunda herhangi bir problemleri yok. Bunu sorduğunuz iyi oldu. Biz de mutlaka onu gözlemliyoruz. Zaten yatırılmadığında da destek olduk. Bunun altını çizerek söyleyeyim. Yatmadığı dönemde de destek olduk bu konulara. Çünkü sağlık farklı bir olay. Bunun üzerinden siyasetin yapılması doğru değil. Hangi renkten, hangi partiden olursa olsun belediye başkanı, sağlık konusu söz konusu oldu mu mutlaka gereği yapılır. Peki isterseniz biraz da... Bakanlıktan biraz daha çıtayı yükseltelim hükümete. Az bir süre kaldı ama bir erken seçim çağrısı tartışmaları, güvensizlik önergesinin ardından seçim tarihiyle ilgili tartışmalar vesaire vesaire. Sizce bir seçime gitmek gerekiyor mu? Gerçekten gerekli mi? Yoksa Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti hükümeti görevini sonuna kadar götürebilir mi? Pek çok eleştiriye rağmen sizce hizmet zamanı mı yoksa seçim zamanı mı? Siz nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Şimdi bakınız eleştiri tabii ki olacak. Eleştiri olmazsa bizim yapmış olduğumuz işlerin doğru ya da yanlış olduğunu görmemiz çok da mümkün değil. Ancak şunu söyleyeyim. Az önce ifade ettim. 2016 Mayıs'ta göreve geldik. Kendi bütçemizin olmadığını söyledik. Kendi bütçemiz olmadığı için de hiçbir yatırıma imza atamadığımızı ben programın başında söyledim. Şimdi bu soru neredeyse işte süremiz bitiyor dediniz. Programın sonunda geldi. Şimdi hizmet dönemi. Bakınız yarın, özür dilerim, çarşamba gün Türkiye'ye bir teknik geziye gidiyoruz. Yapacağımız 3 önemli projeyle alakalı. Bunlardan bir tanesi engelsiz yaşamevi ile ilgili yapacağımız ziyaretler var. Bir ikincisi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki iki ayrı şehirdeki huzurevi yerlerini göreceğiz. Üçüncüsü ve en temel olanlardan bir tanesi de yine bakanlığımıza bağlı oluşturacağımız rehabilitasyon merkezlerinin çalışma prensiplerini irdeleyip geriye döneceğimiz bir çalışma gezisi. Dolayısıyla bunları da tamamladıktan sonra burayla ilgili ne ihtiyacımız varsa bütçemizde bunların karşılığı var. Kadın sığınma evi veyahut şiddet önleme denetleme merkezleri de dahildir bu gezimize. Onu da buradan vurgulayayım. Evet. Bunların karşılığı gelip burada proje yarışmalarını hemen ilan edip 3 aylık bir sürede projelerin yarışmanın bitmesi, akabine projenin yapılması ve yıl sonuna yani ondan sonraki 3 aylık süreçte de 3. aydayız çünkü biliyorsunuz ihalenin tamamlanıp direkt şeye çıkmaya yani ihaleye çıkıp temel atmaya biz adayız. Şimdi projemiz hazır. Yani bütçemiz hazır. Proje yarışmalarını çıkmak üzereyiz. Son teknik çalışmalar. Peki biz niye şimdi seçime gidelim? Bu o günlerde ortaya çıkan karşılıklı söylemlerle siz de en büyük partiyseniz seçimden korkmazsınız. Ve biz onu ifade etmek için Sayın Başbakan buyurun hadi gidelim seçini demiştir. Dolayısıyla bu hizmetleri biz verip bu hizmetleri başlattığımız andan sonra da işte halkımıza bakınız. Bir yıl içerisinde bunları da yaptık, temellerini attık, sizden tekrar güven istiyoruz, güven tazelememiz gerekir deyip halkın önüne gideceğiz. Ama erken seçim zaten siz gününden bir gün önce bile seçim yapacaksanız meclisten erken seçim
yasasıyla ilgili yasayı geçirip bu işi yaparsınız. Zaten 2018 Temmuz'da normal seçim var. Dolayısıyla artık bence gelen aydan sonra erken seçim moduna zaten ülke girmiştim. Her an seçim olabilir. Bunun erken seçimin işte bir ay önceydi, üç ay önceydi, altı ay önceydi diye. Zaten üç ayda seçim yasakları girecek. Örneğin kararı diyelim ki Haziran'da aldınız. Zaten Eylül'de, Ekim'de gidebilirsiniz seçime. Ekim'de aldınız, Ocak'ta gidebilirsiniz seçime. Yani bu ortam öyle çok da artık erken seçim değil, normal seçim periyoduna artık girmiş oluyoruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tartışmalarla uğraşacağımıza, işimize odaklanmanın daha doğru olduğuna inanıyorum. Bu konuyla artık fazla da konuşmayı ben çok hoşuma gitmediği için projelerimizi konuşmayı yeğliyorum. Kabine i̇şte, değişikliği iddiaları da Ulusal Birlik Partisi kulislerinde gündeme geldi. Şimdi, bazı birkaç olay, bazı konularla ilgili bazı bakanlar eleştirildiği ve hedef gösterildiği için bu bakanların istifaları yerine başka bakanların gelebileceği ya da bakanların yer değiştirebileceği gibi iddialar da kulislerde yer alıyor şeklinde haberler de duyuyoruz, yorumlar dinliyoruz. Bunlara nasıl bakarsınız? Bir kabine değişikliği mümkün görünür mü? Bunu destekler misiniz şahsınıza? Şimdi biz Ulusal Birlik Partisi'nin şu anda 18 milletvekili vardır. 4 tane de bağımsız arkadaşımız bize destek veriyor. 18 arkadaşın 18'i de bu bakanlık görevlerini icra edebilecek arkadaşlardır. Dolayısıyla benim bu burada bu konuyla ilgili yorum yapmam da hiç doğru değil. Buradaki tek yetkili kişi Sayın Başbakan'dır. Sayın Başbakan partimizin bu konudaki en önemli yerinde duran tek kişidir. Kendi çalışma arkadaşlarını bu 18 kişi içerisinde belirleyip yoluna devam etmesi mümkündür. Bunun eğer şartlarının oluştuğu, eğer kendisi tarafından hissediliyorsa bu hamleyi yapabilir. Oluşmadığını düşünüyorsa ve memnundur gidişattan herhangi bir problem yoktur demektir. Dolayısıyla biz Mert Beyciğim bunlardan uğraşmayalım. Biz önümüze bakalım. Önümüze baktığımızda zaten vatandaşın işini kolaylaştırdığımız sürece hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ha biz eleştirilmeyecek miyiz? Tabii ki eleştirileceğiz. Tabii ki yaptıklarımız belli bir kesimi mutlu ederken belli bir kesimi mutlu etmeyebilir. Mutlak bir memnuniyet beklemeniz mümkün değildir. Yani bir aile düşünün. 3 kardeş, 4 kardeş. 2 kardeş ortak bir iş yapar. Diğer 2 kardeş onları çekemez. Boş verin toplumun genel katmanlarını. Bu normal insanın doğasında olan eleştirmek, eleştirilmek, iş yapmak, yapamamak insanın doğasında olan bir şeydir. Bizler de hükümeti görev yaparken bu bilinçle yani vatandaşımıza hizmet etmek için gerekli her türlü koşulu oluşturmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Bunu yapmak için de elimizden gelen çabayı ortaya koyuyoruz. Burada aksaklıklar olabilir. Mesela düşününüz geçen gün dediler ki işte TOCET yok, bu işlerle kim ilgilenecek? Kadın çalıştayımızda, kadına şiddetle ilgili olan çalıştayda. Şimdi TOCET yok diye ben bakan olarak ne yapayım işte TOCET dairesini de kuracaktık. Daha kamu gelmedi, kamudan bunlar çıkmadı. Ben ne yapayım işte bu böyle diyebilirdim. Halbuki diyoruz ki biz hiçbir mazaret başarının yerini tutamaz. TOCET çalışmıyorsa bizim sosyal hizmetleri dairemiz bu görevi yapmakla mükelleftir. O çerçevede biz yapıyoruz bu işi dedik ve birinci işte kadın çalıştayımızı gerçekleştirdik. Kadına şiddete hayır çalıştayını gerçekleştirdik. Demedik bu kurulmadı da biz bu işi yapmayız. Kurulmasa da yapacağız. Bu felsefeyle hareket edip toplumdaki sorunları çözmek bizim temel hedefimizdir. Peki bir de aslında Kıbrıs müzakereleri genel anlamda değil ama bakanlığınıza özel, alanınıza özel olarak bir konu var. Muhtemel bir çözüm durumunda kurulacak olan yapıda kurucu devletler ya da kurucu eyaletler çalışma izinlerinde tek başına söz sahibi değiller. Federe devletin onayı olması gerekiyor. Eğer bu hayata geçerse nasıl bir sıkıntı bizi bekler? Bir de 4 özgürlük meselesi. Eğer bu bağlamda bir çözüm hayata geçerse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kastetmiyorum, Avrupa Birliği vatandaşlarının ve Rum vatandaşlarının yani Rumların da Türk tarafında 4 özgürlük haklarından yararlanabileceği bu sistem ülkedeki çalışma hayatını nasıl etkiler? Buna dair bir düşünceniz var mı? Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Kıbrıs meselesi oldu mu iş farklı boyutlara gidiyor tabii ki. Ben genelden sizin sorduğunuz sorunun özeline ineceğim ama özele gelmeden de herhalde cevabı size vermiş olacağım diye düşünüyorum.
muhalefetteyken Avrupa Birliği'ne partiyi temsilen ben gidiyordum. Diğer parti mecliste temsil eden 4 siyasi partinin TDP, CTP, DP ve UBP adına ben diğer 3 arkadaşımla birlikte. 2016 Mart ayında muhalefet, biz tabii yine hükümetteydik, Cumhuriyetçi Türk Partisi'yle gittiğimizde Türkiye'nin ilerleme raporu sırasında Avrupa Birliği'nde ortak deklarasyondan Avrupa Birliği'nde bu raporu yazan komitenin haberi olmadığını ben gözlerimle gördüm, kulaklarımla işittim. Diğer 3 arkadaşım da bunu sorabilirsiniz. Biz Avrupa Birliği üyesi olacağız ama 2 Cumhurbaşkanı'nın 12 Şubat deklarasyonunun ortak açıklama metninden haberi olmayan bir Avrupa Birliği'nde görev yapılıyor. Niye söylüyorum bunu? Gideceğimiz liman da Avrupa Birliği olacak ya ve biz buradan bir medet umuyoruz. Oradaki tartışmalar ve buradan haberi olmayan bir de kimdir? DİS'in 2 tane milletvekili vardır. Bir tanesi de Avrupa Birliği'nde DİS'i başkanlığına aday olan bir bayandır. Şimdi sizce bunların bu 12 Şubat ortak açıklama metninden haberi olmaması mümkün mü? Ama burada görüntü başka, orada görüntü başka. Neyi söylemeye çalışıyorum? Samimi değildirler. Süreç bugüne kadar ilerledi ve Türk tarafının aktif katılımıyla geldi. Türk tarafı hep olumlu yaklaştı. Baktılar ki her şey sonuca doğru gidiyor. Benim Ersan Saner olarak, bir politikacı olarak değil, kimliğimden sıyrılıyorum şu anda politikacı kimliğimden. İnancım, Rumlar bizimle hiçbir şey paylaşma niyetleri yoktur. Bunu söylüyorum Ersan Saner olarak. Hiç de sıkıntı duymuyorum. Ne oldu bu çerçevede giderken? Baktılar hiçbir şey olmaz. Neyle bu işin önüne geçelim? EOK plebisitini okullarda kutlama günü olarak kabul etsinler. Peki ne geldiyse bu adaya, bu adadaki Kıbrıslı Türklerle Rumların arasındaki sorunların başlamasına bu EOK'dan dolayı gelmedi mi? Şimdi bazı sesleri duyuyorum. TMT de vardı ama TMT EOK'dan sonra kuruldu. Etkiye tepki. Şimdi ben size kusura bakma bir tokat atarsam siz herhalde beklemezsiniz karşıdan. Bir tokat da bana atmaya çalışırsınız. Bir etki vardı ki bir tepki oluştu karşıdan. Yani şimdi her şeyi de ille de tek biz mi çözeceğiz? İşte Avrupa Birliği'nde bir yıl önce yaşanan olay, tam bir yıl önce, Mart'tı çünkü gene. Evet. Geçtiğimiz günlerde yine bu raporu yazan ilgili arkadaşımız Avrupa Birliği'nin komite başkanı buradaydı. Kendisini de yakının tanıyorum. Şimdi de aynı olay. Dolayısıyla baktılar ki çözüm gidiyor. Peki madem ki bu Rumlar bu kadar açıktır. Biz zaten en son onaylamasak diye Sayın Cumhurbaşkanımız bir takım hamlelerde bulundu. Yazılı onaylamadığımızı kendisine ifade etmemize rağmen. Niye yaklaşmıyorlar herhangi bir olaya? Veyahut niye ucu açık görüşmelere devam ediyorlar? Zaten 40 yıldır ambargolar altında inim inim inleyen taraf Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk vatandaşları. Kıbrıslı Türk vatandaşlar. Neyi konuşuyoruz o zaman? Şimdi siz inanıyor musunuz bu samimiyet, çalışma bakanlıkları arasında kim kime izin verecek de ortak çıkacak da dört özgürlükleri de bu olacak? Ya adamlar bizim neredeyse, yani beni de çok fazla bu konuda konuşturup da içim çok dolu ama bu ortamı daha fazla germemek adına konuşmak istemiyorum. Biz Kıbrıs Türk halkının, ya haritayı verdik, eşitliği bile alamadık, sözlü konuştuk sadece. Nasıl bir yaklaşımdır bu? Hangi başkanlık? Dönüşümlü başkanlık. Eşit bile değil. Peki ben şimdi sormak istiyorum. Avrupa Birliği 550 milyon. 550 milyonu 6 ay Güney Kıbrıs Rum yönetimi yönetir. 6 ay Almanya yönetirken onlar eşit mi ki 6 ara yönetiyorlar? Dönem başkanlıklarını. Kendilerine gelince her şey güzel. Kıbrıslı Türklerle bir şey paylaşmaya gelince sonra da hiçbir Kıbrıslı Türk'ün bunu yönetemeyeceğini söyleyen gene Anastasiadis. Boş verin de aşağıya gelmeyelim, yukarıdan çözelim önce de ondan sonra diğer detaylarda boğulmamak için elimizden geleni yaparız diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Aslında daha pek çok konu konuşulabilirdi ama genel hatlarıyla... Evet, sigortaları mesela konuşamadık ama olsun, başka bir... Evet, belki... Başka bir zamanda... Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı da belki konuşabilirdik. Sabaha kadar. Ama belki bunu bir başka programa saklayalım. Çok İnşallah. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve içtenlikle sorularımızı yanıtladığınız için efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.
ve ekranları başında bizi izleyen herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu nice yarınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hamza Ersan Saner'le birlikteydik. Haftanın ilk programı böylece sona erdi. Yarın yine aynı saatte farklı bir konu ve konukla yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.